Evet arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Bugünkü konumuz cemiyetler konusu. Peki cemiyetler konusundan bahsedecek olursak, biliyorsunuz topraklarımız işgal ediliyor. Türk halkı da bu işgallere karşı tepki gösteriyor. Mesela bunlardan birisi ne olmuş? Türklerin kurduğu tabii ki yararlı cemiyetler olmuş. Tabii ki sadece bizim kurduğumuzda tabii ki olmuyor. Ne yazık ki karşı güçler. Hem Türklerin içinde olan, milli varlığa düşman olan, yani Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler de var. Bir de arkadaşlar, azınlıkların kurduğu, yani itilafların desteklediği, bakın, cemiyetler de var tabii ki. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yararlı cemiyetlerden başlayacak olursak, bakın bu cemiyetler bölgeseldir. Herkes kendi bölgesini savunuyor tabii ki. Ve burada bir milliyetçilik duygusu var, değil mi? Bir bağımsızlık duygusu var bu cemiyetlerde. Peki bu cemiyetlerden bakın bir bahsedelim. Mesela İzmir'de kurulan Reddil Hak Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trakya'da kurulan Trakya Paşaeli Cemiyeti kimlere karşı kurulmuştur arkadaşlar? Rumlara karşı kurulmuştur diyoruz. Evet, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diyorsak, Doğu Anadolu bölgesinde kimler tabii ki söz sahibi olmak istiyor? Ermeniler. O yüzden Doğu Anadolu Cemiyeti arkadaşlar kimlere karşı kurulmuştur? Ermenilere karşı kurulmuştur diyoruz. Peki arkadaşlar, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. Bakın bu cemiyette Doğu Karadeniz'de, Trabzon çevresinde daha önceki bir Pontuslum Devleti, yıkılan bir Pontuslum Devleti'ni tekrar canlandırmak isteyen bir grup arkadaşlar. Bakın bu cemiyete karşı Trabzon'da kendi çevresini, bölgesini savunarak bunlara karşı, bakın Pontuslumlara karşılık vermek istiyor Trabzon Cemiyeti. Peki arkadaşlar, Kilikyalılar Cemiyeti, Adana'nın eski bakın bölge ismi Kilikya Bölgesi, yani Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini kimlere karşı korumak istiyor? Fransızlara karşı korumak isteyen bir cemiyettir diyoruz. Peki, Milli Kongre Cemiyeti'nin isminden de zaten arkadaşlar, diğer cemiyetlerden farklı olduğunu zaten anlamışızdır. Yani o cemiyetin ulusal olduğunu, bakın diğerleri bölgesi olduğu zaten belli, değil mi? Ama Milli Kongre Cemiyeti ulusaldır. Ve bu cemiyet ne için kurulmuş? İşgallerin haksız olduğunu basın yayın yoluyla duyurmaya çalışıyor. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Bakın basın yayın yoluyla bunu duyurmaya çalışan cemiyet kimdir? Milli Kongre Cemiyeti'dir. Peki Anadolu Kadınlar Cemiyeti arkadaşlar. Bakın Atatürk kadınlardan ne istiyor Sivas çevresindeki arkadaşlar? Sivas çevresinde Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında arkadaşlar bir cemiyet kurmasını istiyor. Bakın burada Sivas çevresinde kurulduğunu sakın unutmayalım. Peki arkadaşlar, geldik zararlı cemiyetlere. Zararlı cemiyetler deyince bakın bu cemiyetler İki grupta topluyoruz. Bir Türklerin kurduğu zararlı, yani milli varlığa düşman olan cemiyetler, bir de azınlıkların kurduğu cemiyetler. Peki milli varlığa düşman cemiyetlerden Sulh Selameti Osman Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti kurtuluşun ancak Osmanlı halifesiyle, Osmanlı yönetimiyle olacağını söyleyen bir cemiyettir. Ama biliyorsunuz ki bakın bu Osmanlı padişahı, Osmanlı hükümeti ne yazık ki ülkeyi teslim etmiş durumda, değil mi? Kürt Teali Cemiyeti bir Kürt devleti kurmak istiyor. Hürriyet ve İtiraf Fırkası zaten Damat Ferit'in önderliğinde kurulan bir partidir ki bu parti zaten İngiliz yanlısıdır ve tabii ki milli varlığa düşman bir cemiyettir. Wilson kimdi? ABD başkanıydı. Demek ki Wilson Prensipleri Cemiyeti o zaman kimleri sizce seviyor, sempati duyuyordur? Tabii ki Amerika'ya karşı. Ha, o zaman bu cemiyet, yani Wilson Prensipleri Cemiyeti, Amerikan mandasını isteyen, Amerika manda himayesini isteyen, ne yazık ki düşünsenize, ülke içinde Türk grubu başka bir ülkenin himayesini istiyor. Başka bir ülke gelsin bizi yönetsin diyor. Tabii ki milli varlığa düşmandır bunlar. Biz bağımsızlık istiyoruz. Bakın bağımsızlık duygusuyla bakın cemiyetler kurduk. Ama burada ne yazık ki bunu istemeyen insanlar var. Aynı mantıkla İngiliz yanlısı olup da yine İngiltere mandasını isteyen gruplar da neyi kurmuşlar? İngiliz Muhitleri Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Peki arkadaşlar, azınlıkların kurduğu cemiyetler deyince, bakın Mavri Mira,
etnik Heterya ve Pontus Sum cemiyeti Rumlara karşı kurulmuştur. Özür dilerim, Rumların kurduğu cemiyetlerdir. Peki Mavri Mira, etnik Heterya, Bizans'ı tekrar kurmak, Bizans devletini tekrar canlandırmak için harekete geçmeye çalışıyor. Peki Pontus Sum'da, Doğu Karadeniz'de Pontus Sum devletini tekrar kurmak istiyor bakın. Demek ki arkadaşlar bu cemiyetler, Rumların kurduğu cemiyetler eski devletleri tekrar bir canlandırmak hevesindeler. Hınçak ve Taşnak'ta Ermenilerin kurduğu Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar toprak talebinde bulunan bir grubun kurduğu cemiyettir. Onlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Doğu Anadolu bölgesinde hak iddia ediyorlar tabii ki. Ama arkadaşlar biz onlara karşı hangi cemiyette mücadele edeceğiz? Doğu Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti ile hakkımızı savunacağız. Peki arkadaşlar, Yahudi'ye kurduğu Makkabi İsrailit Alyans Cemiyeti ise Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını isteyen bir cemiyettir. Evet, Filistin'de bir, bakın, Yahudi devletinin kurulmasını isteyen bir cemiyet. Kimmiş o? Makkabi İsrailit Alyans Cemiyeti. Şimdi arkadaşlar, bu cemiyetleri bir de Türkiye haritası üzerinde Türklerin kurduğu yararlı cemiyetleri bir tekrar edelim arkadaşlar. Bu şekilde bir tekrarımızı yapmış olalım. Peki arkadaşlar, bakalım burada Trakya Paşaeli'nin, bakın, Trakya Paşaeli Cemiyeti nerede arkadaşlar? Marmara bölgesinin olduğu kısımda. Yani arkadaşlar bakın, burası Trakya bölgesidir zaten. Peki İzmir'de ne vardı? Reddi İlhak Cemiyeti vardı. Peki Adana çevresinde ne vardı? Kilikyalar Cemiyeti. Sivas çevresinde Anadolu Kadınları Cemiyeti. Doğu Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti ve Trabzon çevresini koruyan, Pontus Sumlara karşı koruyan, evet, kimdir o? Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti. Peki Doğu Anadolu Müdafaa ve Hukuk Ermenilere karşı, Kilikyalılara, Fransızlara karşı, değil mi arkadaşlar? Reddi İlhak bu çevrede yaşayan Rumlara karşı, Trakya Paşaeli Rumlara karşı. Evet, Anadolu Kadınları, kadınların desteğini aldığımız arkadaşlar bir cemiyet grubudur diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şimdi bunu uygulayalım biraz. Yani birlikte arkadaşlar bu cemiyetlerin yerlerini sizden alalım şimdi. Sıra sizde arkadaşlar. Evet, birin olduğu yerde arkadaşlar hangi cemiyet vardı? Evet, şu an herkes düşündüğüne eminim. Herkes arkadaşlar cevabı da verdi muhakkak. Nedir arkadaşlar? Trakya Paşaeli Cemiyeti, değil mi? İzmir'de arkadaşlar, bakın, İzmir'deki cemiyetin ismi neydi? Reddi İlhak Cemiyeti tabii ki. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti de var, değil mi arkadaşlar? Burası Adana, değil mi arkadaşlar? Bakın, Adana'nın olduğu yer, Çukurova'nın olduğu yer. Burayı korumak için hangi cemiyet vardı arkadaşlar? Kilikyalılar Cemiyeti var dedik. Peki Sivas'ın olduğu yerde arkadaşlar ne vardı? Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var tabii ki. Burası Trabzon. Trabzon olduğu yerde arkadaşlar ne vardı? Tabii ki Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti arkadaşlar var diyoruz. Ve Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de Ermenilere karşı kurulan cemiyettir. Peki arkadaşlar, cemiyetler konusu genelde öğrenci arkadaşların çok takıldığı bir konu aslında. Biraz aslında öğrenciler buna ezber yaklaştığı için böyle oluyor. Biz de bugün bu konuyu böyle somutlaştırmak için böyle bir tekrar yapalım diye düşündüm. Ve biraz daha uygulayalım cemiyetleri arkadaşlar. Öncelikle Hınçak ve Taşnağ'ın zararlı faaliyetlerine karşılık kurulan cemiyetimiz kimdi arkadaşlar? Hınçak ve Taşnak nerede? Ermeniler kurmuş. Peki Ermeniler nereye işgal ediyorlar? Onlar Doğu Anadolu bölgesini işgal ediyorlar. O zaman Doğu Anadolu bölgesini işgal ediyorlarsa burada hangi cemiyet vardır? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vardır. Peki arkadaşlar, başka ülkelerin manda ve himayesini isteyen, bizim ülkemize kurulan milli varlığa düşman cemiyetler vardı, değil mi? Kimdi bunlar? Birisi Wilson Prensipleri Cemiyeti. Bir diğeri de İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Yani Amerika mandasıyla İngiltere mandasını isteyen kişilerin kurduğu bir arkadaşlar cemiyet grubu bunlar. Evet, Adana çevresini Fransızlara karşı koruyan arkadaşlar
Cemiyet kimdi? Tabii Adana bölgesi neydi eskiden arkadaşlar? Kilikya bölgesi değil mi arkadaşlar? Yani Kilikyalılar, bakın burada diyoruz arkadaşlar, Kilikyalılar cemiyeti diyoruz. Peki arkadaşlar, demek Adana kim koruyor? Kilikyalılar koruyor. Yahudilerin Filistin'de devlet kurmak için açtığı cephe neydi arkadaşlar? Makkabi İsrailit Alyans Cemiyeti değil mi arkadaşlar? Ben kısaca Makkabi diye yazıyorum arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Bu Makkabi İsrailit Alyans Cemiyeti oluyor. İzmir'deki Rumlara karşı acaba biz neyi kurmuştuk? Tabii ki Reddi arkadaşlar İlhak Cemiyeti'ni bakın kuruyoruz arkadaşlar. Evet. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'deki arkadaşlar Rumlara karşı kurulmuştur diyoruz. Peki arkadaşlar, Sivas'ta kurulan yararlı cemiyet deyince arkadaşlar Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diyoruz. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti hangi zararlı cemiyete karşılık kurulmuştur diye bir soru gelince arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki arkadaşlar Trabzon Cemiyeti Pontus Rumlarına karşı değil mi arkadaşlar? Bakın Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı kurulan bir cemiyettir diyoruz. İşgallerin aksi olduğunu basın yayın yoluyla arkadaşlar duyurmaya çalışan cemiyetin Milli Kongre Cemiyeti olduğunu, bu cemiyetin ulusal olduğundan yine bahsetmiştik diyoruz. Bizans Devleti'ni tekrar kurmak isteyen azınlık cemiyetleri kimlerdi? Mesela Pontus'un neyi kurmak istiyordu? Pontus'un devletini kurmak istiyordu. O zaman Bizans'ı kurmak isteyen muhakkak Rumlardır değil mi? O zaman Rumların kurduğu cemiyetler bizzat 3 başlık vardı. Pontus'un vardı. Ne vardı başka? Mavri Mira vardı. Ve bir de Etniki Eterya var diyoruz. Evet arkadaşlar, bunların cemiyetlerin tekrarını yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar cemiyetleri bitirdiğimize göre o zaman arkadaşlar siz de evde ne yapıyorsunuz? Bunları güzel tekrar edip bol bol soru çözüyorsunuz. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.